Burada bir de Ayva'mız var. Kaset çalar. Walkman. Zamanın efsanesidir bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aa, buraya mı koymuşum ben bu pilleri? Aa, iyi oldu. Bunları çıkarayım bari ya. Vallahi bu pilleri arayıp durdum ben de nerede diye ya. Evet, aksiyon kameramı taktım. Şu anda size düzgün bir görüntü vermek için kayda başlıyoruz. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Şimdi saklama dolaplarına ihtiyacım vardı benim. Daha doğrusu saklama alanlarına ihtiyacım vardı. Ve bunun için internetten bir tane hemen şu benim sağımda, size göre de solda olan bu dolabı sipariş vermiştim. Bu tarafta solumda olan, bana göre en azından solumda olan dolapta ise ben kendim yaptım bu dolabı. İçindeki rafları hazır aldım ama dolabın bütün tahtalarını vesairesini Bauhaus'ta kestirip bunu ben kendim yaptım. Neden böyle bir saklama dolabına ihtiyacım vardı arkadaşlar? Sebebi basit. Şimdi bizim hem çekimler için kullandığımız hem de mesela benim kişisel olarak kullandığım birçok alet edevatım var. Kimisi çok büyük, kimisi çok küçük ve bunların mesela saklanması falan çok ciddi sıkıntı oluyordu. O yüzden böyle bu, ben bunu kızımda görmüştüm. Kızımın buna daha küçüğü var, altılısı var. Bu oyuncak dolabı diye de geçiyor. Mutfak dolabı diyenler de var. Mutfak saklama dolabı vesaire diyenler de var. Böyle çekmeceli bir şey. Ben de bunlardan aldım. Şimdi hem nasıl aldım, nereden aldım anlatacağım. Hem de bu dolabı, kendi yaptığımı nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere. Aynı zamanda dolapların içinde ne var? Bu rafların içinde ne var? Bu sepetlerin içinde ne var? Onlara bakacağız. Şimdi aksiyon kamerasını takacağım. DJI Osmo Action var bende biliyorsunuz. Kafama takacağım ve yukarıdan hem anlatırken hem de bu dolapları, bu rafları, bu sepetleri, bu saklama alanları nasıl yaptığımı size anlatacağım. Evet, aksiyon kameramı taktım. Şu anda görüyorsunuz. Çok komik görünüyor belki ama size düzgün bir görüntü vermek için bu head strip diye geçiyor. Kafa bandı falan diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bunu taktım buradan böyle. Kayda başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, soldaki saklama dolabını ben hazır almıştım. Sağdakini kendim yaptım. Şimdi sağdakinde 8 tane var görüyorsunuz raf. 4-4 olarak satılıyordu bunlar. Tekli satılanlar da vardı. N11'den aldım ben. Şu sepet geldiği gibi, şöyle göstereyim. Şu içinde görmüş olduğunuz raflar da, şu raylar da beraberinde geliyor. Yani sepetle beraber aldığınızda 2 tane de ray satın almış oluyorsunuz. Ben 4'lü aldım. 4 tane sepet, 8 tane de ray gelmişti. Hatta 2 set aldım ben. 8 tane sepet, 8 tane de 16 tane de pardon ray geldi. En altı boş kaldı. Çok önemli değil. Bir tane daha alırdım ama orada benim bir, şu an görüyorsunuz, şöyle bir alet edevatı koyduğum çantam var. Onu oraya koydum. Öyle kapattım. Ama bir tane de alabilirim. Çok da dert değil. Şimdi bakalım buralarda neler var. Şimdi burayı açıyoruz. Burada boş kutu var. İki tane. Bunları bir yerde kullanırım dedim. Şu, bunu bilenler bilir. Mesela bir powerbank vesaire aldığımızda güç tüketimini ölçüyoruz bununla. Kaç amper çıkış veriyor, kaç amper, kaç volt çıkış veriyor vesaire. Bunu ölçmek için kullandığımız bir ürün bu. Şöyle bir şeyimiz var. Burada ne var? Maket bıçağımız var. Böyle ampullerimiz var. Kızımın bir test, deney testi vardı. Onu koyduk buraya. Bir Wi-Fi var. Bir adaptör bulduk. Ha, şöyle şeyler almıştık bir zaman. Bunlar böyle peri led falan diye geçiyor. Şöyle göstereyim. İçine pil takıyorsun. Çok güzel ışık veriyor. Burada böyle bir şeyler var. İşte wireless bir tane pedimiz var burada. Bununla kablosuz şarj pedi bu. Böyle bir şeyler koymuşuz buraya. Burası, ha burası ışık ve kamera ile ilgili şeyler var burada. Bu Canon EOS RP'nin pil şey adaptörü. Mesela otomobil çekimlerinde kullandığım şu adaptör, bu güzel bir şey bu. Cama yapıştırıyorsunuz veya cam tavan varsa cam tavana. Burada da kamerayı koyuyoruz, çekim yapıyoruz. Bunlar piller. Bunları göstermiştim. Kanalda videosu var bunların. F970, Sony F970'in çeviricisi bu. Şu orijinal pil.
Orijinal derken yani yine yan sanayi ama bu bitti bu. Çok düzgün çalışmıyor. Bu tarz böyle aksesuarlar var. Yine araba çekimlerinde kullanıyorum bunu. Yine YouTuber'ların efsanesi boya mikrofonumuz. Çeşitli adaptörler var. İşte Canon için bunlar daha çok var. Bende FD'ye EOS M'e çeviriyor. İşte Canon EOS RP'nin adaptörü bu. EF serisi objektifleri kullanmanızı sağlıyor. Daha hiç kullanmadım ama inşallah bir gün alacağım, kullanacağım. Şöyle bir dönüştürücü var burada. Mikroyu, daha doğrusu mini HDMI'yi normal HDMI'ye çeviriyor. İşte lambamız burada var. Diğer lamba burada. Çeşitli aksesuarlar. Genelde fotoğraf aksesuarlarını buraya koydum. Burası GoPro alt katta. GoPro ile ilgili aksesuarları da buraya koydum arkadaşlar. Xiaomi'yi bunu yıllar önce almıştım. İlk aksiyon kameramdı. Hala tutuyorum. Çok güzel bir kameradır. Severim ben bunu. Tek sıkıntısı ekranı yok bunun hiçbir şekilde. Mutlaka telefon uygulamasından bağlıyorsunuz. İşte çeşitli aksesuarlar var. Mesela şu aksesuarı almıştım. Bu L aksesuar diye geçiyor. Nasıl açılıyordu ben? Mesela şöyle bir şeyler yapıyorsunuz buralara. Farklı cihazlar takabiliyorsunuz. İşte cep telefonu aksesuarı. Ball head dediğimiz kafa. İşte aksiyon kamerasını sağa sola bağlamak için genelde yuvarlak bir şey gibi bisiklet içindir daha çok. Aksiyon kamerası için bu hangisi için hatırlamıyorum ama Ulanzi'ymiş bu. Bu muhtemelen GoPro için olabilir. Burada yine GoPro ve benzeri. İşte bende bir GoPro var. Bir tane DJI Osmo Action var. Şu anda onu kullanıyorum. Şu an çekim o yapıyor. GoPro, DJI işte o karışık aksesuarlar. Burada her türlü vidası, şusu, busu, dönüştürücüsü. Mesela bu standart tripod bağlantısı için kullanılıyor. Vesaire vesaire. Bu tarz aksesuarlarımız burada. Farklı farklı cage'lerim de var burada işte mesela. Şöyle bir cage'im var. Bu GoPro Hero 5 için. Bir de Hero 5 var bende. İşte Shamandıra hikayesi biliyorsunuz bunu. GoPro'ya takıyorsunuz veya herhangi bir aksiyon kamerasına suda kullanırken düşerse elinizden. Bu çok önemli. Çok ucuz bir şey. 20-30 liraya almıştım zamanında. Ama bu hani 2-3 bin liralık, 5 bin liralık makineyi koruyor suda özellikle. İşte bağlantı aksesuarları bunlar biliyorsunuz. Bilmeyenler için de göstermiş olayım. Şöyle bir cage'im var. Niçin, hangisi için olduğunu hatırlamıyorum ama böyle kullanılıyor anladığım kadarıyla. Bir süre olduğu için zamanında işte burada da bir tane cage var mesela. Bu da şey için, GoPro Hero 5 için zaten yazıyor. Bunları bir cihaz var bende. Onunla beraber aslında şeyi kalmadı. Geçerliliği kalmadı. Onları da göstereceğim birazdan. Burada bunlar var. Burada ne var? Burada telsizlerim var. Araba çekimlerinde kullanıyoruz bunları. Mikrofonları var. İşte FBI mikrofonu falan gibi mikrofonlarımız var burada. Bunlar bu şekilde. Buraya bakalım. Burada kablolar var. Bir sürü kablo var. Burada bir de Ayva'mız var. Kaset çalar. Walkman. Zamanın efsanesidir bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Aa, buraya mı koymuşum ben bu pilleri? Aa, iyi oldu. Bunları çıkarayım bari ya. Vallahi bu pilleri arayıp durdum ben de nerede diye ya. Bunun da içinde lastiği erimişti. Lastik değiştirsem aslında hala çalışıyor. Öyle de güzel bir şey. Bir sürü kablo var burada. Şu pilleri de nereye koyalım? Şurada pil yerim var. Oraya koyayım. Bir sürü de kablo var burada. İşte USB-C, HDMI, power'ı, şusu, busu lazım oluyor arada bunları. Çok kullanmayacaklarımı ayırıyorum zaman zaman. Atıyorum, veriyorum. İnsanlara veriyorum. Atmıyorum daha doğrusu. Ama şu anda bunları ara ara lazım oluyor. Burada ne var? Burada derz dolgusu. Silikon, sıcak silikon. Çeşitli aksesuarlar. Bu bir önceki ışığım vardı benim. O ışığın şemsiye adaptörü. İki tane SSD disk var. Birisi 256 bunların galiba. Bunlar düzgün çalışmıyor gibi. Ha, bu 500'müş bak bu. Bunu kullanayım ben ya. Bu 500, bu da 256 galiba. Bu Samsung, bu da Crucial'ınki. Bu kaçlıkmış? Evet, bu 256'lık. Bunları kullanalım ya. Bakayım ben bunlara bir ara. Neyse, çeşitli ıvır zıvırlar. Bazen testlerde kullanıyorum. Bazen şurada burada. Burada da tıraş malzemeleri. Biliyorsunuz bir sürü tıraş makinesi alıyorum testler için. Ayda iki tane çekim yaptığım için burada aldıkça birikiyor bunlar tabii. Çünkü bazını mecburen üçlü, dörtlü, beşli alıyoruz. Mesela bu altılıymış, adamın üç bıçaklı tıraş makinesini almışız. Altılıymış, böyle duruyor, hiç kullanmamışız. Bir tanesini test ediyorum, diğerlerini duruyor. İşte Men's Matrix, bunu yeni inceledim daha. İşte burada ne var? Extreme Wilkinson Sword'un Extreme 3 Sensitive varmış. Bu da fena değildi. Böyle bunlar burada. Bu Bailey. Klasik tıraş makinesi. Tıraş bıçağı. Tıraş makinesi burada.
farklı farklı. İlk klasik tıraş makinesiyim bu. 30 sene önce test ettim. 30 sene sonra almıştım. Burada tıraş bıçakları var. Jiletler var. Bakalım başka. İşte çeşitli tıraş malzemeleri. Burada bir de banyo da var bir bu kadar. Burada da çeşitli aksesuarlarım var. İşte lehim var. Bantlarım var. Zımparalarım var. Koruyucu gözlüğüm var. Biliyorsunuz Dremel benzeri bir cihaz almıştım. Çeşitli aksesuarlar da burada işte bits uçları var. Böyle bu şekilde. Ivır zıvır işte bantlar şunlar bunlar falan gibi böyle. Şurada şey var silikon var. Silikon bant. Biliyorsunuz bunlar şey. Neydi bunlar ya? Çeşme için falan kullanıyoruz bunları. Teflon pardon silikon değil. Bir sürü şeyler var işte burada arkadaşlar. Bunları böyle koyuyoruz. Burada da çeşitli lambalarım var. İşte adaptörleri var. Onların prizleri, şunları, bunları burada tutuyoruz. Şimdi bu tarafa geçelim. Bu arada bunu ben 189 liraya almıştım. Bu 9'lu olarak geçiyor. Açıklamaya linkini koyarım. Arkası falan da kapalı bunun. Önü böyle açık. Çok toz olur falan demişti eşim ve çocuğum ama pek olmadı. Göreceğiz. Yani birkaç ay sonra tekrar bir bakarız bunların durumlarına. Bunu böyle komple ama demonte olarak geliyor bu. Bunu kendiniz monte yapmanız lazım. Birazcık uğraştırıyor. Özellikle şu rafları takmak. Hani şarjlı matkabınızın olması gerekiyor onu söyleyeyim. Biraz da el becerinizin olması lazım. Yani her şey çıkıyor güzel ama yapması biraz o kadar kolay değil. Bunu ben nasıl yaptım onu anlatayım. Bunun ölçülerini aldım. Birebir gittim Bauhaus'da kestirdim. Biliyorsunuz Bauhaus'da bunlar işte istediğiniz boyutta kestiriliyor. Bu pahtaları 123 lira tuttu. İçlerinde de 100 lira verdim. 223 liraya geldi. Yani bundan biraz pahalıya geldi. Ama ben kendim yapmak istemiştim. O bakımdan öyle oldu. Onu söyleyeyim. Yani ben aldığımda 189 liraydı bu. Ama şu an kaç para bilmiyorum. Bu bana 223 liraya falan geldi. İçindeki bu sepeti ve şu rayları beraber satılıyor zaten. Bunlara bakalım. Burada ne var? Burada ıvır zıvır katı bu. Şöyle bir zamanında TV bu vermişti bunu. TTNet ama artık TTNet yok. Bu benim şarjlı matkabın adaptörü. İşte bir telefon adaptörü var. Zımbalar var. Çeşitli zımbalar. Burada bir tane televizyon şeyi var. Kumandası. Şey topu bu da. Trigger point topu. Zıvır zıvır şeyler var. Kapatalım. Buraya bakalım. Yani burası güzel. Bak anlatayım. Bu Borax zamanında kızım için almıştık. Biliyorsunuz bir ara bir slime çılgınlığı vardı. Bu da tutkalımız. Bu da tutkal almışız. Bir tane bir Bluetooth hoparlör. Ha şurada şey var. Bu da burada duruyor kaç yıldır. Geçen sene Ocak ayında şeye gitmiştik. Hatay'a bu pandemiden önce. Clio lansmanı vardı. Orada vermişlerdi. Burada bir led var. Onu takacağım. Daha henüz nereye takacağımı karar veremedim. Şerit led. RGB yapıyor. İşte kumandası da burada. Bir masaya takayım diye düşündüm ama gerek saçma olacaktı. Böyle bir raf gibi bir şey alırsam onu takacağım. Burada aksiyon kameralarımı tutuyorum. Şimdi bir tanesi yukarıda şu an var ama öbürü de burada. Burada GoPro Hero 5 var. Ben çok memnunum bundan. Birçok işimi görüyor. Tabii 9 biliyorsunuz öne de ekran koydular. Aynı DJI Osmo Action'da olduğu gibi bunda yok. Ama bu benim işimi fazlasıyla görüyor. Aksiyon kamerası olarak çok başarılı. Bir sürü de ıvır zıvır burada var. İşte şu mesela şu çok pahalı arkadaşlar. Ben bunu yurt dışından almıştım. Türkiye'de 600-700'de en son ama şu an bıraktım takibi kaç para bilmiyorum. Mikrofon adaptörü bu. Mikrofon bağlamak gerekiyor malum. Diğer aksesuarları vesairesi de burada. Bunu da yerine kaldıralım. Koyduk. Burada ne var? Burada şöyle bir bunu da yeni aldım sayılır. Şöyle bir neyimiz var? Kumpas. Kumpasımız var. Böyle ufak tefek ürünlerin ölçümlerini falan yaparken kullanıyorum. İşimi gören basit bir şey bu. Çok tabii pahalıları da var. Bunun çok kalitelileri de var da bu böyle basit bir şey almıştım ben zamanında. Ufak tefek şeylerin ölçümlerini yaparken lazım oluyor bu. Bir şeyin kaç milim olduğunu görmek için filan. Burada çeşitli çantalarım var. Burada böyle ben bunu şurada kullanıyorum. Seyahate filan çıkarken eskiden çok çıkıyorduk da şimdi yok. Böyle işte ıslak mendildi, taraktı, normal mendildi, diş fırçasıydı filan. İşte rolondu, şuydu buydu buraya koyuyorum ben. Hani bunu alıyorum gidiyorum mesela. Öteki türlü diş fırçasını almayı unutmuşum. Ay işte rolonumu almayı unutmuşum falan. Bir sürü sıkıntı oluyordu. Onu çözdü. Burası da pil ve elektrikle ilgili kısımlar. İşte pil adaptörüm var bir tane. Bu da Osman verdi sağ olsun bana. Voltmetre. Avometre pardon. Bu avometre olarak geçiyor. Hem işte volt amperi vesaire ölçüyor.
Ama çok aşırı lazım olan bir şey değil ama arada lazım oluyor. Pillerim burada. Şöyle bir kutum var. Bunu Çin'den getirtmiştim. Arada lazım oluyor. Pillerin gücünü ölçüyorum zaman zaman buradan bunlarla. Bir tane USB'den var. Pil ölçüm cihazımız. GP'nin bu ürünü. Burada işte ıvır zıvırlarımız var. Alt katta da böyle ıvır zıvırlar var burada da. Baskı kağıtları falan var. Aa, burada ne var ya? Office Professional 2010 var. Ivır zıvır şeylerimiz var burada. Burada lambalar var. Daha önce bunu kullanıyordum işte arkadaşlar ışık olarak. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ampul takıyordum. Tabi basit bir şeydi bu. Şimdi normal profesyonel bir şey geçtim. Bilenler biliyor. Kanalı takip ediyorsunuz. Görüyorsunuzdur. Burada laminat makinesi. Bunu Almanya'dan almıştım. Bir gittiğimde. Ne akıl hizmet aldım bilmiyorum ama inanılmaz işime yaradı. Böyle hani nüfus kağıdı kaplanır bilmem ne yapılır falan vardı ya eskiden. O işe yarıyor. Arada çok böyle ufak tefek işler çıkıyor. Canon EOS RP'nin kullanım kılavuzu. Maşallah öyle çok güzel yapmışlar bunu. O yüzden atmaya kıyamadım. Burada duruyor böyle. Arada bakıyorum. Bu Edelkron'un bir kendin yap tarzında ürünü. Fakat ulan 2-3 tane parçası var. Onlar 300 liraya falan çıktı fiyatı. Alıp yapamadım bir türlü. Slider gibi bir şey bu. Basit. Bu da böyle çeşitli şeyleri sökmeye takmaya yarayan şey. Şu benim F klavye sticker'ım. Bilgisayar değiştirdikçe bunlardan yapıştırdım artık ama artık şeyleri değiştiriyorum tuşlarını. Öyle çözdüm. Bu da böyle mesela şu dolabı yaptım ya mesela şöyle göstereyim. Şuraları görüyor musunuz? Şu beyaz şeyleri. İşte bu sticker'larla yapıyorum bunu. Buradan böyle o beyazlıkları kapatıyorsunuz. Bunları almıştım. 5 lira mı neydi? Tanesi yani. Bunları kapatıyorsunuz. Evde falan çok işe yarıyor böyle şeyler. Burada ne var? Burada da elektrikli ilgili malzemelerimiz var. Bu ne? Timer'ımız var bir tane. Manuel. Eskilerin manuel timer'ı. Bu ne? İşte üçlü priz dönüştürücü. Bunlar işte İngiltere, Amerika bilmem ne prizleri dönüştürücü. Şu komple bir dönüştürücü. Böyle her şeyi dönüştürüyor. Hani bunu al yanına dünyayı gez hiçbir şey olmaz. Sıkıntı yaşamazsın yani. Öyle güzel bir aksesuar. Şöyle bir güç ölçer. Bunu nereden almıştım? Şeyden almıştım bunu. Shibo'dan almıştım. Zaten yazıyor burada Shibo. Shibo'dan almıştım. İşte bir taktığınız cihazın ne kadar enerji tükettiğini ölçüyorsunuz. Bu TP-Link'in Tapo isimli akıllı prizi. Bunu takıyorsunuz. İşte açma kapama gibi işlemleri yapıyorsunuz. Çeşitli kablolar. Üçlü priz. Uzatma daha doğrusu. Vesaire burada var. Son katta da ne var? Onu da bir gösterelim. Bu benim takım çantam. Günlük olarak kullandığım işte eldivenler. İşte penseydi, şuydu, buydu, yağydı. Maket bıçağıydı falan. Bunları bu şekilde tutuyorum. Evet şunu da kapatalım. Dediğim gibi bunu ben 8 tane vardı elimde. Sepet. Mecbursan 8'li yaptım. Ama 9'u da yapabilirim. Çok da dert değil. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bu tarz böyle hani böyle incik cincik çok şeyiniz varsa böyle ikili bir çözüm kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Bütün böyle dağınıklığınızı vesairenizi ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Kapatmadan önce şu aksesuardan bahsetmeyi unuttum. Bunu hatta kanalda da incelemesi vardı. Bunun üzerine bir aksiyon kamerası takıyorsunuz. Burada bir, iki tane hani işte mikrofon bağladık, ışık bağladık. Hatta yerleri yazıyor burada mesela. Mikrofon diyor, ışık diyor. Hani şöyle tutayım. Şöyle mikrofon işareti var. Burada da ışık işareti var. Mic light diyor. Vision diye bir enteresan bir şey bu. Buraya bir aksiyon kamerası takıyorsunuz. Mesela şeyin GoPro'nun mikrofon aparatını buraya sokabiliyorsunuz. Ona göre ayarlamışlar tam. Gayet güzel bir aksesuar bu. Bu sayede ben diğer case'leri kullanmaktan kurtulmuştum. Zaman zaman da kullanıyorum. Hani böyle profesyonel çekimlerde falan işime yarıyor. Basit, ucuz ama çok işe yarayan bir aksesuar olduğunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda hemen arkamda görmüş olduğunuz bu saklama dolapları, sepetlerini artık ama ne diyorsanız deyin. Nasıl aldığımı, içlerinde neler olduğunu, birebir kullandığım ürünler bunlar. Açık ve net bir şekilde gösterdim. Siz de alabilirsiniz. Çok önemli bir şey değil. Ben parası verip aldığım ürünler bunlar. Böyle bu tarz benim gibi çok fazla ıvır zıvırınız varsa da büyük bir oranda toparlıyor onları. Onu da söylemiş olayım. Kanala abone olmayı ve beni Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar genelde kanala abone olmayanlar izliyor beni. Ama izleyenlerin de abone olmasını rica ediyorum. En azından abone sayımız artmış olur. Büyük bir topluluk haline gelmiş oluruz. Desteklerinizle arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.